açıkçası ben çok böyle kilo verebilecek şeylere inanan bir insan değilimdir. Hayatım boyu da çok az diyet yapmışımdır. Bunun dışında komşum dahiliyeye geliyor, onu buraya sevk ediyorlar. Bir akşam işte bana telefon etti, dedi ki bize gelir misin, sana bir sürprizim var falan. Ben de sanıyorum bana işte böyle tip mide ile ilgili falan bir şeyler söyleyecek, haberini verecek. Ondan sonra dedi ki böyle böyle bir merkeze gittim ben, obezite merkezi. Seni de götürmek istiyorum. Ya işte Elif Hanım ben gelmem, şöyle böyle ne yapacağız orada, ne gerek var? Dedi ki bir gel şansını dene, ne kaybedersin? Dedim ki iyi o zaman, sana yarınlık eşlik edeyim. Ondan sonra çok ümitsiz geldim buraya. 145 kilo ile geldim. Artık çok zor yürüyordum, yani evden durağa bile giderken çok zorlanıyordum. Sonra buraya geldim, işte psikologlarımızla görüştüm, diyetisyenlerimizle görüştüm. Biraz deneyeyim dedim, bir hafta falan. Burası beni böyle çok motive olarak etkiledi. Kilo vereceğime yine inanmıyordum ama hani böyle bir sosyalleşme gibi geldi. İşte grup halinde olduğu için falan. Biraz deneyeyim derken böyle ilk sürede 7 kilo gibi bir kilo verdim. Bu da benim çok hoşuma gitti tabii. Ondan sonra biraz daha devam edeyim falan derken işte bir 28, 29, 30 kilolarda bir kilo verdim 5,5-6 ay içerisinde. Şu an çok hafifim, çok özgürüm. Umarım devamı gelir. Daha yolun başındayız. Şu an giydiğim beyaz pantolonumu geçen sene tatile giderken giymiştim. Ve ağlayarak kapatmıştım düğmesini. Yani yatağa yatıyorum, kızıma rica ediyorum. Yok, asla kapanmıyor yani. Ve böyle çok hayattan İşte soğuma evresine getirmişti o olay beni ve şu an ayağımdaki beyaz pantolonu düğmesi kapalı bir şekilde indirip kaldırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. İnsanların tepkisi çok mutlu ediyor. Aa, ne kadar zayıflamışsın, gözlerin ortaya çıkmış, işte zaten güzeldin, çok güzel olmuşsun. Çocuklarımın desteği, eşimin desteği, kızımın gözündeki işte böyle bir başarıya ulaşmış bir anne profili. Bunlar beni tabii ki çok mutlu ediyor. Emin olsunlar ki böyle bir merkezi özel hastanede bile bulamazlar. Bulsalar da hani biz maliyet açısından hani bizi aşacak durumlarda olur. Böyle bir yer ücretsizken bence hiç kimse kaçırmamalı. Yani atıyorum 70 kilodaki bir insan da kaçırmamalı. Çünkü buraya gelirken insan şey diyor, şimdi bana zaten diyet listesi verecekler. İşte ne yapacaklar ki, arada bir ölçecekler. Ama hiç öyle değil, hiç bilmediğim şeyleri burada öğrendim. Çok büyük destekler. Yani psikoloğundan tutun diyetisyenine, hemşiresine, işte sekreterine kadar hepsi çok ilgililer gerçekten. Böyle bir ulaşılır bir merkezin varken bence herkes yararlanmalı ve herkes gelmeli. Burcu Hanım, özellikle pandemi döneminde de başlayıp takip ettiğimiz, yani bu tam kapanma dönemlerinde de takibini yaptığımız hastalarımızdan yaklaşık 6 ay gibi bir sürede 30 kilo kadar kilo kayboldu. Ama burada kilo kaybından ziyade kişide kalıcı hayat tarzı değişiklikleri oluşturabilmek, ona yönelik burada eğitimlerimiz oluyor. Diyetisyen, psikolog, hekim, fizyoterapist ve hemşireyle beraber takip ettiğimiz bir sistem. Haftalık olarak eğitimler, grup terapilerine katılıyor hastalarımız. Oralarda bir bilinç değişikliği oluşturmaya çalışıyoruz hastalarda. Bir bilinç kazandırmaya çalışıyoruz. Kalıcı davranış değişiklikleri oluştuğu andan itibaren de zaten kişi devam ettirebileceğini gördüğü zaman bu sistemle de devam ediyor.